toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranında. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Efendim, tanıyabilir miyiz sizleri? Biz tavuk. Tavuksunuz. Nereden? Akhisar'dan geliyorsunuz herhalde. Evet. Nasıl? Akhisar'dan yaya mı geldiniz? Ne şekilde geldiniz? Otobüsle geldik. Otobüsle geldiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Sen horozsun. Evet, horozum. Ama tavuk dedin. Tavuk burada. Evet, anlaşabiliyor muyuz horozda? Rahat abi, anlaşıyoruz. Anlaşıyorsunuz, evet. Nasıl gidiyor fuar? Süper. Keskinoğlu Şirketler Grubu 1963 yılında kurulmuştur. Dedem İsmail Keskinoğlu tarafından. Şu anda yaklaşık 4500 tane çalışanımız mevcut. Değişik sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Bunların içinde yumurta üretimimiz, piliç eti üretimimiz, zeytinyağı üretimimiz, yem fabrikamız, damızlık civciv üretimimiz, damızlık yumurta üretimimiz, bir de yumurtanın koyulduğu karton kap viyol üretimimiz. Bir de yeni bir işe girdik. Tavuk diye restoran zincirimiz var. Ve sürekli işlerimizi büyütmeye çalışıyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Bir de lojistik firması kurduk. Yaklaşık bir 400 tane şu anda frigolu soğutuculu tırımız var. Kendi ürünlerimiz haricinde dışarıya da hizmet veriyoruz. Her geçen gün ilerletmeye çalışıyoruz işlerimizi. 50 bin noktaya şu anda günlük olarak ürünlerimizi dağıtıyoruz. Türkiye genelinde birçok ulusal markette, yerel markette, bakkalda ürünlerimiz bulunmakta. Ayrıca da 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 3 yıldır da ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye'yi ihracatta yurt dışında çok iyi temsil ettiğimizi görüyoruz. Bizim 2012 yılındaki ihracatımız yaklaşık 88 milyon dolardı. Türkiye'de yapılan ihracatla mukayese edildiğinde ciddi bir pay aldığımızı görüyoruz. Günlük yumurta üretimimiz şu anda 4 milyon adet. En ucuz protein, en ucuz besin kaynağı olan yumurtamızın her geçen gün tüketimi artmakta. Genç nesil her geçen gün yumurta tüketimini arttırıyor. Piliç etine baktığımızda şu anda günde 360 bin adet gibi kesimimiz var. Yaklaşık 600 tona yakın mal üretiyoruz. Bu üretmiş olduğumuz ürünün %80'ini iç piyasada, %20'sinde ihracatta tüketiyoruz. Ayrıca işlenmiş ürün grubumuz var. Bu pişmiş ürün grubumuz nugget, kroket, köfte gibi, şinitsel gibi de şarküteri ürünlerimiz var. İşte bunlar sucuk, salam gibi. Bu ürünlerimizde de ciddi şekilde her geçen gün genç neslin artmasıyla, çalışan bayanlarımızın artmasıyla birlikte tüketimde ciddi oranda artışlar oluyor. Ve bunun yanı sıra da Keskinoğlu tamamıyla entegre bir tesis. Yani tarladan sofraya mantığıyla A'dan Z'ye, mısırından tutun da diğer damızlık civcivinden hepsinin üretimini kendimiz yapıyoruz. %100 yerli mısır kullanıyoruz ve bu şekilde halkımıza ürünlerimizi en iyi şekilde kendi yemediğimiz, çocuğumuza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü üretmeyerek en kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz.
O yüzden yani bütün halkımız gönül rahatlığıyla hiç çekinmeden Türkiye'de üretilen bütün piliç eti ve yumurta ürünlerini hiçbir başka konuyu dinlemeden, yani çeşitli çıkan haberlere inanmadan, çünkü en ucuz protein kaynağı olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Ayrıca çiftçilerimiz için de Organika adı altında doğal gübremiz var. Bu gübremizde de üretimimiz her geçen gün tavuk gübresi. Tavuk gübresi. Normal tavukların dışkısını aldıktan sonra 130 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde kanallarımız var. Günde yaklaşık bir 250 ton yaş gübre koyuyoruz. Günde yaklaşık bir işte 120-130 ton civarında kuru gübre olarak alabiliyoruz. Bu proses 30 gün sürüyor. O kanallara dökmüş olduğumuz gübre, alttan hava veriyoruz ve sürekli o gübre karışa karışa en baştan en sona o 130 metrelik dediğimiz kanalda yaklaşık 30 günde gidiyor ve tamamıyla kuru bir gübre oluyor. Kesinlikle tuzluluk olmuyor ve bu gübremiz çok ciddi şekilde sonuçlar elde ediliyor. Bu komple aklınıza gelen, yani mısırdan narenciyeye her türlü üründe kullanılabiliyor. Ürüne göre işte tonda, yani metrekarede veya dönümde baktığınızda işte 100 kilo ile 250 kilo arası bu ürünümüzden kullanılıyor. Bu pelet gübre şeklinde fırfırla çok rahat atılabiliyor. Ve bu ürünü de çiftçilerimize daha iyi tanıtmak için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sürekli kahvelerde toplantılar düzenliyoruz. Ürünümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Günde 4 milyon yumurta üretimimiz var. Yani 4 milyon 200 bin yumurtacı tavuğumuz var. Ama toplam damızlık tavuklarımıza da baktığımızda bu rakam yaklaşık 13-14 milyonları buluyor. Toplam, yani tavuk sayımız o. Yani sektörde entegre tesis olarak en büyük tesislerden birine sahibiz. Ve 50 yıllık bir firmayız. Tamamıyla aile şirketi. Biz 3. jenerasyon olarak yönetiyoruz. Dedem, işte babam, amcam. Şu anda da biz 4 kardeşiz. Herkesin ayrı sorumluluk alanı var ve profesyonel yöneticilerimiz var. Gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Yani gururlandım bir tarım programcısı olarak. Onurlandım, ne bileyim yani, sizler gibi bir firma. 75 ülke dediniz, 4500 çalışan dediniz. Evet. Allah sizlerin sayısını artırsın ve daha nice başarılarınız için duacıyız yani. Gerçekten çok gururlandım. Sağ olun. Ya biz ülkemize, halkımıza, milletimize çok güveniyoruz. O yüzden bütün yatırımlarımızın hepsi ülkemizde ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 milyon liralık yatırım yaptık 2012 yılında. Bu sene de yaklaşık bir 60 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunların hepsi halkımıza, tüketicimize hep daha iyi ürünü sunabilmek için, daha kaliteli ürünü sunabilmek için. O yüzden az önce de belirttiğim gibi, yani herkes en ucuz protein kaynağı olan piliç etidir, yumurtadır, gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çünkü biz yani çok rahat bir şekilde tüketiyoruz. Benim 2 yaşında kızım var. Her sabah 3 tane yumurta yiyor. Ve yani hiçbir sıkıntı da olmuyor. Sonuçta dedem 101 yaşında vefat etti. O da her öğün tavuk yedi, yumurta yedi, zeytinyağla beslendi. Yani sonuçta hiçbir tane bu ürünlerle ilgili bir problem yok. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir. Tamamen doğal bir gübre olduğu için ve kullanımı da çok rahat olduğu için, bu fırfırla da atılabildiği için çiftçiye öncelikle tarlaya bunu sermede çok rahatlık sağlıyor. Bir de bu gübremizin su tutma oranı çok yüksek. Toprağa serdiğinizde, sulama olduğunda veya yağmur suyu geldiğinde gübre bu suyu tuttuğu için ve ondan sonra da yavaş yavaş bitkinin köküne yansıdığı için son derece bitkilerde olumlu sonuçlar alınıyor. Bizim çeşitli üniversitelerle yapmış olduğumuz çalışmalarımız da var. Bu çalışmalar sonucuna baktığımızda mısırda, ondan sonra işte zeytinde, patateste çok ciddi verim artışları olduğunu görüyoruz. Belli oranlarda doğru kullanılırsa, doğru zamanlarda atılırsa çok faydasını görüyoruz. Bir de topraklar
Bugüne kadar hep kimyasal gübre kullanıldığından dolayı topraktaki birçok özellik bitmiş. Evet. Ondan dolayı bu tamamen doğal bir gübre olduğundan ötürü topraktaki bu bozulan, problemli olan, sıkıntıları gideren, toprağa tekrar hayat veren, can katan bir gübre. Sonuçta tavuğun dışkısını alıyoruz. Hiçbir kimyasal işlemden geçilmeden yalnızca ısıyla, sıcak hava vererek karıştırıp fermente ediyoruz. Fermente etmemizin sebebi de tavuk gübresi çok güçlü olduğu için bitkiye direkt uygulandığında yakmasın diye. Ondan sonra da bunu pelet haline getiriyoruz ve bu kullanıma hazır bir ürün haline geliyor. O yüzden çiftçimiz çok bilinçli olduğu için, her geçen günde daha böyle çağı takip ettiği için bu gübrenin tüketimi her geçen yıl artmakta. Biz örnek veriyorum, geçen yıl bu gübreden bir yaklaşık 50 bin ton civarı satarken bu yıl yumurta üretimimizin de artmasıyla birlikte hedefimiz 65 bin ton bu gübreden satmak. Bu da bakıldığında aslında Türkiye'deki tarım alanı çok geniş olduğu için çok ufak rakamlar. Tonaj olarak çok büyük de gözükse, yani şu anda bu gübreyi birçok tavukçuluk yapan firma da yavaş yavaş üretmeye başladı. Türkiye'miz o kadar büyük ki herkese bu konuyla ilgili pazar var. Çünkü Türkiye'de artık önümüzdeki günlerde bu tip gübrelerin kullanımı daha çok da artacak. Çünkü topraklar artık, yani doğal organik maddeye ihtiyacı var. Ondan dolayı bu gübremizin kullanımının çok artacağını biz düşünüyoruz. Fuar ilk gün, daha sabah olmasa bile yine bayağı ilgi alaka var. Evet. Bu fuarımız bildiğiniz gibi 2 yılda 1 oluyor. Bu sene 250 katılımcının olduğunu öğrendik. Ve hem Türkiye bazlı firmalar hem yabancı firmalar. Çünkü tavukçuluk sektörü dünya ile mukayese edildiğinde Türkiye'de son derece ilerlemiş, entegre olmuş bir sistem. Ve Türkiye'de hem yumurta hem piliç eti ürünlerine bakıldığında geçen sene yaklaşık 850 milyon dolar bir ihracatı vardı. Bu sene bu rakam 1 milyarlı rakamlara çıkması hedefleniyor. Bu da çok ciddi rakamlar. Brezilya'da mısır ve soya Türkiye'den çok ucuz olduğu halde, onlar GDO'lu ürün kullanabildiği halde biz çok rahat Brezilya ile Türkiye olarak rekabet edebilir haldeyiz. Komşu ülkelerimize, özellikle Irak'a ve Orta Doğu'ya çok ciddi anlamda Türkiye olarak ihracat yapıyoruz. O yüzden Türkiye her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Ondan dolayı da hem yerli hem yabancı misafirlerimiz, işte gördüğünüz gibi standımızı ziyaret ediyor. Biz de bundan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Demek ki 50 yıldır iyi işler yapıyoruz ki bu kadar ilgimiz var ve her yılda kapasitemizi %20 ile 30 oranında arttırıyoruz. Ve hala talep devam ediyor. Çünkü nüfus artıyor. Dediğim gibi 75 ülkeye ihracatımız var. Düşünün, buradan Singapur'a gidiyorsunuz. Singapur'da olan, Singapur'un yerel marketlerinde işte Fair Price gibi, Mustafa Center gibi, Cold Storage gibi, oranın işte 250 şubeli, yok 20 şubeli, 50 şubeli mağazalarında Türk ürünlerini sergiliyoruz. Keskinoğlu markasıyla ve ürünlerimizin üzerinde de Türk bayrağı koyarak. Yani orada yaşayan insanlar görüyorlar, Türk ürünü alıyorlar, deniyorlar. Fiyat yapısı olarak da uygun. Yani biz Türkiye'mizin gücünü dünyanın 75 ülkesinde gururla göstermeye çalışıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diye. Aynen öyle. İnşallah daha iyi olacak. Ben bir de güzel bir protein, ucuz bir protein, evet, yumurta. Ben şahsen yumurtayı çok seven, tüketen, günde belki 3-4 tane yerim. Yani. Evet. Bunun anlatılması adına, daha fazla tüketmemiz adına neler yapmalıyız? Şu andaki tüketimimiz ülke olarak yeterli midir? Şu andaki tüketimimiz kişi başı 180-185 adetlerde rakam. Bu rakamı Japonya'da mukayese ettiğimizde 350-400 adetlerde. Amerika'da ona keza 300 adetlerde. Türkiye'nin daha alması gereken çok yol var yumurta tüketiminde. Buradaki en büyük etken, insanların dediğim gibi en ucuz protein kaynağı olan yumurtayı korkmadan tüketmesi. İşte önceden söylenti vardı, yok yumurta kolesterolü arttırıyor, o oluyor, bu oluyor. Daha sonra bütün yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir şey olmadığına karar verildi ve yumurta aklandı, biliyorsunuz.
ve yumurta tüketimi de genç nüfus oranında Türkiye'nin arttığı için yükselmekte. Ve son dönemlerde, ben söylemeyi unuttum, pastörize yumurta üretimine başladık. Şu anda yaklaşık günde 1 milyon adet yumurta kırma kapasitemiz var. Şu anda günde 800 bine yakın yumurta kırıyoruz tesislerimizde. Bu sanayi tipi bisküvi üreten firmalara pastörize edilmiş olarak sarısını beyazını ayrı veya karışık şu anda paslanmaz tanklarda gönderiyoruz. Bu da yumurta tüketiminin sanayi alanında artmasını sağlıyor. Çünkü Japonya'da kişi başı 400 yumurta tüketiliyor diyoruz ama bunun içinde en büyük etken sanayi tipi ürünün de bu rakama dahil edilmesi. Türkiye'de de bu sanayi tipindeki olan işte yumurta tüketimi artıyor, artacak ve tüketim de otomatik olarak yumurta tüketimi de artmış olacak. O yüzden yumurta en ucuz dediğim gibi protein, herkes güvenle yiyip çocuğuna, eşine, dostuna yedirebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Brahma köprüsü ve Hasan dardır geçilmez. Bre Hasan dardır geçilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Aradan geçilir Hasan, yardan geçilmez. Bre Hasan yardan geçilmez. At martini de Bre Hasan, dallar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile Milletin Efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranında. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile Milletin Efendisi.